Merhabalar, Hinali Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pizza poğaça tarifi paylaşacağım. Sabah kahvaltılarınızda, beş çaylarınıza, çocuklarınızın beslenmesinde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel oluyor. Hemen tarifimize başlayalım. Yarım paket yaş maya kullanacağım tarifimde. İsterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kullanmanız yeterli olur. Şöyle önce elimle bir mayayı parçalıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Önce sıvı malzemeleri bir ilave edip mayayı iyice eriteceğim. Bir su bardağı da süt. Bir tane yumurtanın beyazını sarısını üzeri için ayırdım. 3 tatlı kaşığı toz şeker. Şimdi tuz ve un kaldı. Bunları da birazdan ilave edeceğim. Öncesinde biraz karıştıracağım. Karıştırdım yeterli. Un ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu. Su bardağı unu buraya alacağım. Daha sonra yanıma alacağım ve yoğurmaya başlayacağım. Hamuru yoğurdum. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Şöyle yumuşak bir hamur. Elime yapışmıyor ama sert de değil. Şimdi hamurumu şöyle yarım saat 45 dakika mayalanması için kenara alacağım. Hamurumu biraz beklettim. Şimdi malzemelerini de hazırladım. Pizzamda kullanacağım. Kaşar rendeledim. Böyle istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Aslında sevdiğiniz ve evinizde olan sucuk, biber, zeytin ve mısır koydum ben. İsterseniz domates de koyabilirsiniz. Mantar koyabilirsiniz. Şimdi hemen bunları kenara alıp hamurumu küçük parçalara ayıracağım. Öncelikle şöyle bir hamurun kafasını indiriyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar alacağım. Şöyle yuvarlayıp koyacağım. Yaptığım yuvarlakları şimdi tepsiye dizeceğim belli aralıklarla. Böyle dizdim. Aslında 16 tane çıkmıştı ama bunları tekrardan böyle böldüm. Bunları daha küçük küçük pişireceğim. Bu tepsi bana yetecek. Şimdi hazırladığım hamurları şöyle ortasında çukurlar açacağım. Şu bardağı aldım. Şöyle bastıracağız. Bardağın altına bu arada un koydum. Hani daha kolay çıkması için, çünkü yumuşak ve yapışkan bir hamur. Şöyle. Buna batırırsanız daha kolay çıkar. İyice bastıralım. Hepsine böyle çukurluklar açtım. Tekrardan kapanabilir çünkü mayalandıkça bu havaya kalkacaktır. Hemen şöyle hazırladığım kaşardan önce çok az altına koyuyorum. Şöyle bakın. Birazcık da üzerine koyacağım birazdan. Kaşarları koyduktan sonra sucuk koyuyorum tam ortasına. Dediğim gibi sosis de kullanabilirsiniz, salam kullanabilirsiniz. Aslında ne seviyorsanız. Bunları da yerleştirdikten sonra artık hazırladığım diğer malzemeleri böyle istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Siyah zeytin de çok yakışıyor pizzaya. Hepsini isteğinize bağlı yerleştirdikten sonra şöyle güzelce bir bastıralım. Hepsi böyle bir içine yerleşsin. Ve üzerine sonra tekrardan şöyle az az kaşar koyuyorum. Yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine şöyle çok az sıvı yağ damlattım. Şimdi kenarlarına güzel bir şekilde süreceğim. Kenarlarında güzel kızarması için şöyle dikkatli bir şekilde sürelim. Hepsini yumurta sarısını sürdüm. Küçükleri de sürdüm. Fırınımı da 200 derecede açtım. Fırınımız ısınsın, daha yeni açtım. Bir 10-15 dakika bunu burada bekleteceğim. Tepsi mayası verdireceğim. Daha sonra fırına koyacağım. Üzeri güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Poğaçaları fırından çıkardım. Mis gibi koktu ev. Çok güzel oldu. Boyutları da bence çok güzel. Yumuşacık. Böyle güzelce kızardı. Kenarları pamuk gibi bakın. Şu anda daha çok sıcak aslında. Diğerlerini de şöyle yapmıştım. Bunu da hemen göstereceğim.
Bu hamurdan istediğiniz şekilde poğaça yapabilirsiniz. Aynı hamuru kullanarak. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.